Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz Nadir Tel YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün misafirlerimize hazırlık yapıyoruz. Misafirlerimiz gelecek. Eşim de plan yapıyorsun. Kolay gelsin canım. Arkadaşlar bir de şu kapağı bir açsana. Köy tavuğu. Bakın arkadaşlar, köy tavuğu değil, köy horozu, pardon. Köy horozlarımızdan babam iki tane kesmiş. Bir tane mi? İki tane. Aynen, iki tane kesmiş. Güzel bir şekilde kara tencerede ocakta düşmüşler. Aygaza götürdük şimdi. Soğursa biraz ısıtacağız misafirlerimiz gelene kadar. Onları da size böyle göstermek istedim. Gerçekten bakıyor arkadaşlar, suyu sapsarı. Yağlıymış. Eti falan da güzel. Eşim de şöyle şimdi güzel bir şekilde pilav yapıyor. Babam da tekrar kara tencerenin başında kabak tatlısı yapıyor. Kendi yetiştirdiğimiz kabaklardan. Ara ara size böyle güzel çekimler yapmaya çalışacağım. Dostlarım. Bakalım şimdi pilavımız bir şey ya. Böyle bu şekilde. Canım kolay gelsin bakalım. Menümüzde ne var? Pilav, horoz, kabak. Köy horozu. Kabak. Bir de kabak tatlısı var. Gerçekten kabak tatlısında babam güzel yapıyor. Biraz onlardan da çekim yaparız şimdi babamdan doğru. Sıcak su. Sıcak su al. Pilav için kullan bakalım. Ben de böyle yavaş yavaş çekim yapıyorum arkadaşlar. Ben de bugün işteydim, işten geldim. Günümüz böyle geçiyor. Senin pilavı çok güzel oluyor, tane tane. Bunun sırrı ne? Maşallah. Maşallah dediğimiz 40 gün mü yaşıyor, 3 gün mü yaşıyor? Öyle derler. Sırrı mı? Sırrı harika. Tarif ve neyse. Şimdi ben tarif vereceğim de. Herkesin yaptığı şekli farklı. Aynen. Bu pilavın içine şey kattıkları şey deme. Siyah şehriye. Şey. Ha, şehriye. Aynen. Bir de sana yalıtacağım. Aa, şu çok şey çok ya. Koy bir de küp şeker. Bambaşka. Yeğenlerim falan gelecekti arkadaşlar. Biraz önce Refai kardeşim geldi. Onunla falan görüştük. O da Almanya'ya çalışmaya gidecek bu akşam. Bu akşam gidiyormuş. 11'de biniyormuş. Aynen, 11'de biniyormuş. Sağ salim gidip orada her arkadaşlar elde edip sağ salim gelmişse Rabbim nasip etsin. Onlar da bizi izleyelim. Onlara da buradan selam olsun. Beraber koyunlara falan baktık. Gitme, gitmeden önce geldi, vedalaştık beraber. Arabayı da evvel sürüyordu. Dışlar sürüyor arabayı. Refah'ı ehliyet evde unutmuş. Ben de istiyorum da. Bizim araba otomatik vites değil. Otomatik vites yani olduğunda şey sen de çok kolay. Ama senin ehliyeti de yok. Sıkıntı orada. Beyazdayım bu arada. Sen bir de grip olmuşsun. Uşaklar böyle. Onlardan geçti ta. Bugün günü nasıl geçti bakalım. Anlat. Bugün vallahi yorucuydum. Babamla horozları hallettik. Babam aynı kasap gibi horoz. Ben tutmadım. Temizledik. Yıkadık. Aynen. Bir şey götürüyorum. Ben kömeç yaptım. Ha, kömeç mi? Evet. Nerede? Burada mı? At katta mı? Aşağıda. Aşağıda. Davulda yaptı değil mi? Ha, onu da göster. Şimdi onun çekimini de yaparız. Vallahi unutmamak da başladı. Neyse sen pilavı yap. Ben de babamın yanına ineyim şimdi. Ondan sonra koyunlar falan güyülecek daha. Koyunlara güyelim. Sağ kolay gelsin. Bir şey isteyin benden. Hayır. Tamam hadi bay bay. Arkadaşlar köy horozu kesildi de köy kömeci yapmadan yanında yiyelim arkadaşlar. Şuna bakayım. Şimdi güzelliğine bak. Şöyle yakınlaştırınca biraz bozuluyor ama güzel bir şekilde eşim kömeci de yapmış. Kaç tane ekmek çıkmış davulda. Vallahi güzel olmuş mis gibi. Gerçekten çok güzel. Aynı pasta gibi lezzetli görünüyor. Şimdi babamın yanına doğru gidelim bakalım. Şunu üzerine arkadaşlar şimdi evi arka tarafına babamın yanına doğru bir gidelim. Bakalım nasıl... Kendi kabaklarımızdan şimdi onu da göstereceğim size. Kabaklarımızı gerçekten çok da güzel oluyor. Bakın burada bir sürü kabağımız var. Bir sürü kabaklarımız var. Kış boyunca yapıp bunlardan yiyeceğiz. Güzel bir şekilde. Şimdi babamın yanına gidelim. Babam da tencere, kara tencere kalkmış. Kabak yapmak için normal tencere koymuş. Bu onu ocak mı bu şey? Siyahlaştın adım ya. Tencere mi? Çıkalım çıkmaz babam. Ben de biraz... Sen onu oraya niye koydun baba? Yapacak bir şey yok ya. Kar, şey tencereyi ayazda yapsaydı. Ha? Ayazda yapsaydı keşke. Ya burada ateş var diye burada yapıyordum işte.
Eyvah, annem şimdi onu görünce. Çıkıyor ya. Şöyle şey yapınca çıkıyor. Kalaycıya varız çıkmasa. Yok ya, içim de o. Şey. Görüneyim içi baba. Hı. Okey arkadaşlar. Kalacı mı artık? Bitti mi? Gerçi tüpten kâr ediyoruz da. Tüpten kâr ediyoruz derken. Koca tencere gidiyor. Sen onu bari eve çıkar baba. Güzel olmuş bu. Hadi bakalım biraz şöyle aktar. Semaver çay yaptı mı? Yok. Burada sen aslında o işi yaparken kendiye çay yapsaydı. Sen çayı seviyorsun. Çaylar mı kadardı? Yapsaydı. Şimdi ne yapacağız? Şöyle mi açacağız? Boyunları güye mi bu yemlerini verip de? Ha, en iyisi öyle yapacağım. Aynen, başka yapacağımız bir şey yok. Boyunlarımızı güyelim. He? Biraz daha mı oynatsak? Bak sen uğraş ediyor lan yine. Kaynatacağım biraz daha. Ne oldu? Tam belli, tam tavaya. Bu olduysa sen her zaman yapıyorsun bunu. Daha iyi bir şey. Daha şey ama. Çiğ olmasın da. Yok. Çiğ olmasın da. Tekrarlı da olmaz bu iş. Bu iş biraz sakat bir iş. Sıkıntılı. Evet, her şeyi oynadık. Uyuyacak mı baba şimdi ona? Hı. Onu evde uyuyasın ya. Öyle tencereden çıkartıp o. Ben de bakacağım. Ona böyle şey yapacağım. Kadına mı bakacaksın? Hadi şu. Babam şimdi arkadaşlar tadım testi yapacak. Nasıl baba? Babam çıktı kaynama zamanı. Olmuş değil mi? İyi, eliye sağlık bakayım. Ben şu koyunları bir... Tamam. Ben de şimdi koyunları güymeye gidiyorum. Eşim evde yemek yapıyor. Misafirlerimiz gelecek. Yani ablam, yeğenlerim falan gelecek işte. Babam da kabak yapmış güzel bir şekilde. Babamın yaptığı kabak da eline sağlık. Gerçekten de güzel oluyor. Ben de yer işlerine bakayım. Koyunları güyeyim. Tavukları gümesini falan kapatayım derken. Bazı izleyicilerimiz var. Herkese buradan selam olsun. Börek üstü köy tavuğu istiyorlar. Biz iki tane köy horozu kestik. Onu da sulu yaptık. Eşim grip, yeğenlerim falan grip. Gerçekten de şifa niyetine güzel oluyor. O yüzden sulu yaptık. İnşallah bir dahaki sefere de havalar biraz daha soğuyunca şöyle börek üstü güzel tavuklarımız var. 3-3,5 kilo gelen tavuklarımız var. Onlardan da börek üstü güzel bir şekilde tavuk yapacağız. Bartın usulü. Bartın'ı da gerçekten börek üstü tavuğu çok meşhurdu. Ben daha fazla konuşmayayım. Hemen şu ahıra geçeyim. Samanları falan dökeyim. Koyunları da getireyim. Gel. Pis, pis, pis. Kaçtı. Gel. Geçeyim, gel, korkma gel. Gel. Vallahi ceylan gibi sekiyorlar ceylan. Hadi. Arkadaşlar koyunlarımızı büyüyünce bir tek kumesimiz kalıyor. Kumesimizi de daha sonradan kapatırız. Yerinmiş ya. Evde işi bitti mi? İyi canım. Kömece baktı mı? He? Kömece baktım ya, çok güzel olmuş. Aynen. 20 tane var galiba. Saymadım da bayağı var. Şöyle koyunlarımızı kapatacağız. Paşa niye kanım açıp oyna havlıyor. Nerede? Bak arkadaşlar, yemlerini vereyim. Sularını da doldum. Afiyetli bir şekilde bunlar da yiyorlar şöyle. Göstereyim. Güzel kızım benim. Kar topum. Bunları da kapatalım. Oha. Tekrar mı üşüdüysen buna? Biraz daha isteymiş değil mi? İstememişler. Az çıkışı. Ben de koyunları koydum. Şimdi... Yerleştireyim şey. Baba, normal. Bunu tepsiye alıp da fırına atalım mı biraz? Yok, artık istemiyoruz. Kendi tatalım. Karnım acıktı oğlum. Arkadaşlar, paşaya da şöyle bir tane sabun ekmeği vereceğim. Bugünlük şöyle bir tane. Sabun ekmeğini hak etti. Güzel bir şekilde yiyisin. Kaan acıkmış. Buna ekmek kümesini unutmuşlar herhalde. Bugün sabah babam ölmüştü de akşam ekmeğini. Ben bak hiçbir şey zayi etmiyor. Arkadaşlar şöyle konudan konuya atlıyoruz değil mi? Bakıyor arkadaşlar, pat patımız. Vallahi horoz gibi oldu ha. Arabamızıydı. Geçen vitesi çıkmıştı arkadaşlar. Yolda giderken vitesi çıktı. Orada böyle
Bu videsi yarısı kadar demir var. Gerçi sıkıntı olmadı. Videsimizi attırmakta da tabii demir insanı elini acıtıyor. Şunu da biz yeni almıştık. Bir önceki kırılmıştın. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştık. Tam şöyle şuradan kırıldıydın. Açıldıydın yani vides. Ben de demiri kızdırdım. Adam tam bir güzel bir şekilde geçirmemiş. Sanayideki adam yapamamış yani. Biraz o girdiği yer biraz sıkıntılıydın. Sıcak suyla ılıtıp da yaptıydın. O da pıt da kendini geri attı tabii. Ben de güzel bir şekilde demiri kızdırdım. Tam oraya göre olan bir demirden yaptım. Bir de güzel Dyson sıktım içine. Bakayım böyle bu şekilde oldu. Gayet de güzel oldu. Şimdi de donmasını bekliyoruz. Arabanın vitesini hallettim. Yaptın mı? Şimdi... Enişte bir yerine arabayla Zonguldak'a gidecek. O Dyson'la da ama büyük ihtimalle... Öyle giderdin o. Dyson tutar herhalde değil mi? Bir de çıkıyor senin. Yok öyle çıkmaz. Fatpat nasıl olmuş? Fatpat da mı? Aynı horoz gibi değil mi? Güzel yani şey böyle duruyor böyle dik duruyor. Patpatımız. Böyle işte dostlar. Bir tane kuba çekme çıktı. 16. Ey maşallah maşallah. Birazını köpekler yer, birazını biz yiyoruz. Allah Allah. Hey köpeklerimize de şeyle kepekle... Arpayla şey yap, doğrayıp da veriyoruz ya. Arpayla demişim. Kepek arkadaşlar köpeklerimize kepek alıyorduk. Güzel bir şekilde yal yapıyoruz. O şekilde bakıyoruz köpeklere. Ama maşallah şimdi... ya horozu şey doluymuş kursağı. Doluymuş değil mi? Ama babam çok güzel bakıyor ya. Vallahi buğday, kepek karıştırıyor ya. Çok güzeldi. Besliydi maşallah. Aynen. İyi bakalım afiyetle yürürüz akşam. Evet arkadaşlar bu videomuzu burada bitirelim. Biraz kısa oldu ama bugün iki tane koyu horozu kestik. Güzel bir şekilde sulu gara gazanda kaynattık. Sapsarı suyu çıkmış. Eşim de zaten grip olmuş. Yeğenlerim de grip. Birazdan gelecek. Hep beraber yemeğimizi yiyeceğiz. Sen de pilav da yaptı. Babam da kömeç yaptı güzel bir şekilde. Babam da ocakta kendi yerleştirdiğimiz, yazdan yerleştirdiğimiz gabaklardan gabak tatlısı yaptı. Bir günümüz de böyle geçti. Koyunlarımıza falan baktık işte. Kısa kısa oralardan çektim size. İnşallah beğenirsiniz. Beğenirseniz beğeni yapmayı ve de kanalımıza bizlere destek olmak için abone olmayı unutmayın. Abone olmak tamamen ücretsiz dostlar. Çoğu seyirci bizi abone olmadan seyrediyor. Abone olursanız da seviniriz. Takipte kalın. Daha güzel, daha doğal köy videolarıyla hep birlikte olacağız. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Sizleri seviyoruz arkadaşlar.